Galatasaray'da sürekli kazanıyor, Fenerbahçe'de. Benim merak ettiğim nokta, genel averaj ihtimali üzerinde çalışıyor musunuz, duruyor musunuz? Şöyle yani tabii ki iki takım da kazanıyor ama ligde ne olacağı belli değil. Ana düşüncemiz puan farkıyla öne geçebilmek. O yüzden her maçımızı kazanmak istiyoruz. Yani hep söylüyorum bütün maçlarımız kazandığımız takdirde şampiyon oluyoruz. Yani bu bizim için bir hedef. Bu hedefi hep oyuncularımın önüne koyuyorum. İkinci yarı başladıktan sonra 6 tane maç üst üste kazandık. Yine kazanarak devam etmek istiyoruz ama rakibimiz mi puan kaybeder, biz mi kaybederiz? Yani sonuçta futbol bu. Yani iki takım da belki son dakika golleriyle son haftalarda maçlar kazandı. Futbolun içerisinde birçok şey var. Kime puan kaybedeceğiniz belli olmaz ama bizim hedefimiz maçlarımızı kazanarak orada olmak. Yani ondan sonra avaraja kalır mı kalmaz mı onu bilemem ama yani doğrusu tabii ki girdiğimiz pozisyonları daha çok gole çevirmemiz gerekiyor. Yani bugün için de yani bugün de çok bence çok net pozisyonlara girdik. İlk yarı kaçırdığımız var. İkinci yarı yine ceza sahası çevresindeki yanlış tercihlerimiz veya işte oynadığımız kötü birebirler bize sonuç getirmedi. O yüzden bunun daha iyisini yapabilecek güçteyiz, kalitedeyiz. Daha çok üretmemiz yani golü daha çok düşünmemiz, daha çok gol atmamız gerekiyor. Sezgin Bey. Bu yolculuğu birlikte yapalım istiyorum ve umarım 2036'da dünyanın en önemli spor şölenini İstanbul'a kazandırırız. Çok yakışacağını düşünüyorum. İstanbul hem bulunduğu konum itibariyle hem tarihi olarak da baktığınızda ki bence eksiklik hala olmaması. İnşallah bunu kazandırırız ve o dönemde içinizden hem oynayanlar olur hem yönetenler olur. Ama Eczacıbaşı kulübü zaten muhtemeldir ki o tarihte de olimpiyatlarda sporcusu olan bir kulübümüz olacaktır.